Merhaba arkadaşlar, ben Azgemseri kanalından Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün işte sonunda beklediğiniz videolardan bir tanesi, yani FIFA Mobile çekmemi istediğiniz oyunlardan bir tanesi bugün sizlerle bitiyor. FIFA Mobile 18'de arkadaşlar karşı atak mücadeleleri yapacağız. Onun dışında en önemlisi bir tane seçkin oyuncu. Bedava bir tane seçkin oyuncu alacağız arkadaşlar. Mücadele kısmından, Doğu Avrupa kısmından kastım bunu. Sizlerle birlikte bedava ya bir tane seçkin oyuncu alalım gerçekten. Bence almaya değer. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar çıkan yeni etkinlikler falan mevcut. Haftanın takımı gibi vesaire vesaire. Belki zamanımız yeterse sizlerle birlikte mücadelede de biraz kasarız. Ama karşı atak maçları daha zevkli olacağı için bence karşı atak mücadelesini oynayalım. Hemen lafı fazla uzatmadan bir açıklama yapayım arkadaşlar. İkinci kanalım Ayaz Game TR. İki kanalına abone olabilirsiniz. Online Score Manager videoları ve onun dışında ismini unuttum ya şu an. NBA Live videoları açacağım arkadaşlar. NBA'yi oynayanlar lütfen oraya gitsin. Oradaki tayfa, buradaki tayfa, iki kanalda abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Etkinlikler dedim ya, etkinliklerde ne işim var benim? Şimdi mücadeleler kısmına gidelim. Sizlerle birlikte bedavaya seçkin oyuncumuzu alalım. Doğu Avrupa'da bedavaya seçkin oyuncu. Arkadaşlar bu arada ilerlemem için, mesela Trabzonspor'u oynamam için CSKA'yı yendikten sonra efsane 2 olmam lazım. Efsane 2 olmam için biraz da çaba vermem lazım ve sonra da 90'lık lens. Gerçekten harika görünüyor. Buradan Promise'ı alalım. Isaac Promise mı? Hangisi bilmiyorum ama arkadaşlar 80'lik bedavaya seçkin oyuncumuzu aldıktan sonra bakalım özelliklerini merak ediyorum. Kitle 88, gayet ya, fena değil. Ülkesi neresiymiş? Hollanda mı? Wow. Tamamdır. Şöyle şunu şu şekilde onayladıktan sonra hemen sizlerle birlikte neler yapalım? Karşı atak mücadelelerine geçelim. Burada arkadaşlar aslında şu ödülü alabilirdim ama neyse. Bundan sonraki maçtan yapalım. Bakalım rakipler nasıl olacak arkadaşlar. Ligime katılmak isteyenler lütfen lige katılsın. Yani nasıl katılmak isteyenler derken, hani yeterli geniniz falan varsa 92 over. Biz de 96'yız. Muhtemelen yeneriz ama belli olmaz arkadaşlar. Bazen oyunda kötü bir dönem geçirebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videonun dışında sesler geliyorsa kusura bakmayın. Yani bir evde tek başıma kalmıyorum. Şunu da belirteyim. Şimdi bakalım neler yapacağız. Milenko Savic. Şimdi Agüero. Harika bir gol. Oo, Jovinko ile golü buldu. Adam hızlı. 2-1 bulduk mu? Çok güzel şekilde 2-1 bulduk. Karşı atan mücadelelerini seviyorum arkadaşlar. Bayağı zevkli oluyor. Şimdi Agüero harika sırrı Delight'tan. 3 gelir mi? Agüero harika. 3-2. Oo, Jovinko. Adam gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ya beğendim. Şu şekil oynaması harika. Pötit 3-3. 4-3. Ya ilk kez bu kadar 92, gene bu kadar yüzdeli gol atanı gördüm. O da bana denk geldi. 5-3. Yani şu an iyi ilerliyoruz ama şuradan 6 gelir. Harika. Adamı yememiz lazım gerçekten, havada karada. 92 gen çünkü. Biz 90 kaç geniz ya? 96 geniz biz. Buradan bir frikik. Frikik kullanacağız ama olmama ihtimali yüksek. Zaten olmayacağını biliyordum. 6-3. Bir tane daha atarsak galibiyetimizi perçinleriz. Şimdi bir şut üstten dışarıda ya. Bocaladık arkadaşlar. Harbiden çok pis bocaladık. Şimdi buradan Delali. Harika bir şut. Nasıl kurtardı ya onu? 6-4. Yani adamı yenemezsek gerçekten üzüleceğim. Şimdi bir şut. Abi gene kurtardı ya. Ve kornere takılı kaldı mı da kalıyor. Ve güzel bir gol. 7-4 sonunda. Bir tane daha gelir mi? Çok zannetmiyorum ama Delali 7-4. Güzel arkadaşlar. Yani biraz daha son seferlerde adam gerçekten gol atsaydı bizi biraz zorlardı. Ama şu an için sıkıntı yok arkadaşlar. Karşı atak maçımızın ilkini kazanmış bulunmaktayız. Sizlerle bir hemen karşı atak ödülünü de kazanmak istiyorum. O ödül gerçekten efsane, beğendim. Şimdi devam edelim, 2'de 2. Adam da aslında şans yok. 92 gen, biz 96 geniz. Biraz daha iyiyiz diyebiliriz. Efsane ödüllerinden şunu aldık. Efsane puanını. Şimdi şuradan bakalım neler alacakmışız. 55 beceri geliştirisi gerçekten harika. Şuradaki 100 efsane puanını oraya vereceğim. Hiç sıkıntı değil. Şuradan ödül kazanıyorum ben. Harika. Şuradan da bir şeyler geldi. 25.000 jeton yanına. 55 tane beceri geliştirisi. İşler yolunda arkadaşlar. Böyle devam edelim. 2.510 FIFA paramız var. Gerçekten güzel. Biriktirmeye devam ediyorum. Güzel bir etkinlik geleceğini umuyorum. Yani FIFA bir haftadır etkinlik falan yapmıyor. O yüzden oradaki tüm FIFA paramı oraya harcıyorum ki kadromu çok güzel şekilde yapayım. İyi şanslar. Biz de
Teşekkürler deyip rakibimize iyi şanslar diyoruz. Bakalım 96'ya 93 iken o da iyiymiş. 99 yazıyorum, Muharrem 99. Muhtemelen 99 doğumludur. Bilmiyorum ama sadece öyle söyledim. Bir nickname de olabilir. Şimdi Sergio Agüero. Gol gelir mi? Gelmedi. Rakip benden iyi de olabilir. Yani sadece genin bu şekilde olması. Oo, çok kötü oldu ya. Harbiden çok kötü oldu. Bakın arkadaşlar, net frikiyi de kaçırdım. Yani bazen böyle şanssızlıklar oluyor. Düşük genli takımlara kaybediyorum. Gerçekten en hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi ve şu an gol de atamıyorum. 2-0 da gerideyim. Badu Endia'ya 2-1 oldu. 3-0 oldu bu arada. 2-1 oldu dedim de. Yani şu an gerçekten en kötü oyunlarımdan bir tanesini oynuyorum. 3-1'i buldum. Daha fazla atak geliştirmem lazım. Şuradan pasımızı aktardık. Dele Alli. Kaçırmaması lazım. 3-2. Güzel. Lütfen biraz daha acele edersek. Bu arada rakibimiz de boş durmuyor. Ki normaldir de. Şimdi Dele Alli. 4-3. Buradan kesin bir şekilde 4-4'ü bulmam lazım. Ya düşünemedim ya. 5-3. Şimdi Cancelo. 5-4. Topu iyi yere gönderdi ancak adam boş durmuyor ki, durmaması da normal. Şimdi Sergio Agüero. Ya 6-4. Maalesef mağlup olduk arkadaşlar. Gerçekten bayağı basit hatalar yapa yapa mağlup olduk. 7-5. Gerçekten bu gene yenilmemem gerekiyordu. Ama kötü başlangıç yapınca normal, böyle bir mağlubiyet yaşamam. Gerçekten üzüldüm ama şu an. Ya bu gene yenilmemek gerekiyor çünkü senden düşük bir gen. Düşük gen olduğu için daha avantajlı oluyorsun. Harbiden şuna şu açıdan üzüldüm. 700 bin şu an taraftarımız var. Bu gerçekten iyi yani, kötü durmuyor. O yüzden daha fazlası için ne yapabiliriz? 96 gene 96 gen. Yani buna biraz daha odaklı oynayabilirim ama arkadaşlar gerçekten biraz önceki durum beni çok memnun eden bir durum olmadı. Herkes bu 3-4-3 baklavayı oynuyor ya. 3-4-3 baklava hiç oynamadım herhalde. İsa o üstü herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Şu an hiç tercih etmedim. Genelde Dreaming Soccer'da da tüm oyunlarda 3-4-3'ü oynuyorum. Yani 4-3-3'ü oynuyorum. Genel itibariyle bu taktikleri kullanıyorum. Şimdi Tolisso'dan kurtardık. Dele Alli, harika gol. Gerçekten çok güzel bir gol attım. Şimdi müthiş bir fırsat yakaladık. Ronaldo 2. Güzel. Biraz daha odaklı oynarsak daha iyi olacak. Şimdi Dele Alli harika kurtardı. Romagnoli'den de kurtardı. 3. Çok süratli vurduğu için güzel oldu. 3-1. Güzel. 4 olsun. Harika bir gol. 4-2. Rakip de bayağı iyi arkadaşlar. Yani geliyor o da. Ya şunu kaçırmamam gerekiyordu ya. Rakibe hiçbir şekilde fırsat vermemeniz gerekiyor. Gerçi de Cancelo'nun şut gücü harika. 5-2. Şu an son 36'ya girdik. Yerme ihtimalim yüksek. 6-2. Son 30 saniye. Pötü'den de kurtardık. 6-3. Ya bunu kaçmaması gerekiyordu ya. Rakip her an bizi yakalayabilir arkadaşlar. Yani bunun garantisi yok gerçekten. Sadece bir tane gole ihtiyacım var. Yenmem için. Ya kaleci kurtardı. 6-3, 6-4. Mutlaka gol olması lazım. Ya yendim ya. Sıkıntı değil. Yendim yani. İyi kötü yendim. Bakın arkadaşlar, biraz önce 93 gene kaybettim. Şu an 96 gene karşı kazandım. Bunlar benim için iyi izlenimler diyebilirim. Hemen bir lig mücadelesi başlatalım arkadaşlar. Ligde birkaç tanesi invite yapacağım. Yani girmiyorlar zaten. Onları çıkartacağım ama şu an için değil. Şu efsane ödüllerini toplayalım tek tek. Şunlara devam et diyebilirsek iyi olurdu ha. Şu iyi oldu. Lig turnuvasına girelim, hemen bitelim. Lig mücadele yapalım yani. Maç yapalım, mücadele yapalım artık. Her ismi neyse. Şimdi yeni bir turnuva başlat diyor. Bizim de amacımız o şu an. EA. Şimdi rakip bulalım. Şimdi bir saniye. DJ Said Babo var. Rexolady var. Süper Lig var. Bunlar oynayanlar. Şunları inaktif edeyim. Kaylan Oğuz var. Melih. Şunu da inaktif edeyim. 5 tane kaldı ya. Oynamayan bir tanesi vardı da hangisiydi? Şu an cidden düşünüyorum da. Bu arada benim 835 bin taraftarım mı var ya? Anlamadım yani. Bir durum öyle gözüküyor ama. Neyse arkadaşlar, şuradan bir tanesini daha çıkarmam lazım ama
Hangisini çıkaracağımı cidden bilmiyorum. Yani Rex öldü çıkaracağım herhalde. Kim olduğunu bilmiyorum ama bu seferlik çıkaracağım. Diğer mücadelede zannedersem oynamamıştı. Şimdi bir görüntüle diyelim de kim oynamış. Umarım yanlış bir şey yapmamışımdır. Oynamamış arkadaşlar ya. Bir tek benle DJ Sait Baba oynamış. O da sadece bir mücadele yapmış. Bir mücadele yetmiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ligime katılmak isteyenler lütfen 90 gen altında olmasın. Ve özen gösterin lige. Çünkü ben özen gösteriyorum. Ona göre mücadeleler falan yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen sizin de özenli olmanızı istiyorum. Rakip 96. Biz 96'yız pardon. Rakip kaç? 95 iken. Hadi bizi yenebilir. Çünkü hücum hattı gerçekten çok yüksek ve kalecisi çok iyi. 97 Buffon. Yani 97 Buffon ne demek ya? Şimdi Sergio Agüero ile başladık. Bir daha serilme düşündük ama olmadı. Muhtemelen bizi yeneceğini düşünüyorum. Oo harika bir yerden. Şöyle bir frikik gol olması lazım. Ya bu topun direkten dönmesi nedir ya? Şimdi şöyle çıkardık. Sergio Agüero. Maalesef yarım dakika oldu gol atan olmadı mı ya? Şimdi goller gelir. Sergio Agüero bu arada oyun yavaş mı? Bana mı öyle geliyor? İnternetten dolayı olan bir problemdir. Şu an 0-0'lık skoru nedir ya? İlla birimiz atacağız. Ve bu Buffon topu iyi bir şekilde çıkardı. Şu an internet bağlantım da zayıf. Ve ilkini attı adam. Yani yenecek gibi duruyor da çok kötü bir mücadele sergiliyorum. İnternet bağlantısının da çok çok zayıf olduğunu da söyleyeyim. Şimdi Sergio Agüero 1-1. Atak konusunda ikimiz de zorlanıyoruz arkadaşlar. Bir problem var gibi. 2'yi bulduk. Güzel. Yani böyle kısır bir maçta bu skoru elde etmek gerçekten çok iyi. 3 oldu. O harika. Bir tane daha gelir mi? 4 oldu. 4-2. Adam bize yetişebilir arkadaşlar. Yes. Bu işte bitirdi. 5-3. Belki atabilirdi ama şu an 5-3'lük skorla karşı atak mücadelesine ilerlemeye devam ediyoruz. Gayet iyi. Şu an istediğim konumdayım arkadaşlar. Güzel bir galibiyet elde ettik. 95 gendi. Yalnız sadece bir tane müthiş fırsat gelmiş. Ona rağmen biz bence iyi bir mücadele sergiledik. Çok fazla harcadık pozisyonları. Gerek ben gerek rakip. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Son bir mücadele daha yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Karşı atak mücadelelerini seviyorum. Bir tane seçkin oyuncu aldık bedavaya. Onun değerine bakmadım açıkçası. Bir bakalım ya bilmiyorum ama. Dilerseniz bundan sonra bir bakalım. 95 iken Kylian Mbappe 97 ya sağ kanatta. Gerçekten göz kamaştırıyor. Bizde ise Joao Cancelo var. 716 bin taraftar. 715 bin taraftar. Artık şansımıza, bahtımıza. Şimdi Sergio Agüero. Sergio Agüero. İyi başladık. Şimdi bir gol daha gelir mi? Cristiano Ronaldo ya bu kadar yavaş niye vurdum ki ben? Adam 1-1 yakalamış zaten. Gol. Oo nasıl tuttu ya? 2-1. Ha onu nasıl tuttu hayret? Naca Naygolan olan. Şimdi bir şut. Kaleci Buffon. Buffon mu ya? Zannedersen Buffon. İyi kafa. Abi nereye attın sen? 2-1. Şimdi Dele Alli. 3-1. 3-2. Cristiano Ronaldo. İşte dönen pozisyon. 4-2. 5-2. Harika. Gerçekten iyi iş çıkardık bugün. 6 gelir. Harika. 6-2. Bir tane daha atar mıyım? Oyun birden hızlandı ya bu ne? Hiç alışık olmadığım bir durum oldu şu an. Şimdi Sergio Agüero. Direkten döndü. Delali. Zaten yendik sıkıntı yok. Joao Cancelo ve 6-3 6-3 yendik ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. 3 gol yememiz ya da 5 gol yememiz önemi yok. Bir farkla yensek bile bizim için iyidir arkadaşlar. 6-3'lük bir galibiyet. İlerleme devam ediyoruz. Gerçekten güzel mücadeleler yaptığımı söyleyebilirim. Bakalım lig turnuvasındaki rakibimiz kimmiş? Gerçekten merak ettim şu an.
Lig turnuvasında adamların sıralaması. Ligodos Karas 97, 94, 94, 82. Oo, şu 82 keklik arkadaşlar, biliyor musunuz? Harbiden keklik. Bakalım bunu ben mi oynayacağım ya da bizimkilerden kim oynayacak bilmiyorum ama duruma göre bakacağız. Çok yani fahiş ya. Adam baya basit. Şimdi arkadaşlar Pro Mayıs'ın değerine bakacağım. Bedavaya bir oyuncu almıştık. Pro yazdık. Şuraya 80 yazalım. 80 sağı oydu herhalde pozisyon. Sağ orta sağ mı ne oluyor bilmiyorum ama bakalım. Arkadaşlar değeri 510 bin, 480 bin, muhtemelen 450 bine de vardır. 490 bin, 480 bin, 445 bin. Piyasa iyiymiş ya. Gerçekten çok iyiymiş. Ben bunu hemen satılığa koyacağım 445 bine. 430 bin de var ama ben 445 bine koyacağım. Giderse gider. Sat diyeceğim. Paraya ihtiyacım var ya. Ne yapacağım ki bu oyuncuyu? Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi bulabilirsem tamam. Şöyle. Oo, satamıyorum. Niye satamıyorum ki? Bir dakika. 81'lik var, şunu satayım ya. Ara diyelim. Şunu da bir satalım arkadaşlar. Şu kaleci gerçekten çok fazla elimizden kaldı. 81, 81. Pozisyon kaleci. Bakalım değeri ne kadar? 570 bin, 510 bin, 530 bin. Şu an piyasa iyi. Ben 500 bin. Oo, 415 bin ya. Ya abi bu oyuncu niye bu kadar kötü oluyor ki? Ya bu kaleci 81'li kalecinin 400 binlerde olması. Ben daha fazla bekliyordum cidden. Neyse. Satacağım ya arkadaşlar. Gerçekten satacağım. Çünkü çok fazla işime yarayan bir oyuncu değil. Hemen şöyle küsuratıyla falan bilmem neyle neyle koyalım. 400 bin. Şunu da 414 bine koyayım da. Millet belki alır. Şu saati 24 saat yapacak. Ne zaman artık satıldıysa hiç önemli değil. Burada Darmian falan var 77'lik. Bunlar kesin satılır arkadaşlar. Şunların hepsi satılır. Sol bek Darmian, Ben Arfa, sağ bek bilmem ne vesaire. Onları da satarım arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.